Türkiye Diyanet Vakfı yayınları sunar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yadır. Siyeri bilenlerin, bilmek, öğrenmek isteyenlerin, bilmek lazım gelir diyenlerin programı Siyeri Biliyor Musun? Hoş geldiniz. Yayın ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri selamlıyorum. Kimsenin bilgisini sınamaya değil, unuttuğumuzu hatırlamaya, hatırımızda hayırla kalmasına ve hayata tatbik edip yaşamamıza vesile olması için yeni bir bölümle karşınızdayız. Her bir yarışmamıza iki yarışmacımız konuk olacak ve farklı puan değerleri olan onar soru soracağız onlara. Cevabı düşünme süreleri ise 23 saniye. Daha çok puan alan yarışmacımız Türkiye Diyanet Vakfı yayın evlerinden 1000 TL değerinde hediye çeki kazanacak. Puanı daha düşük olan yarışmacımız ise yine 250 TL değerinde Türkiye Diyanet Vakfı yayın evlerinden hediye çekine sahip olacak. Sizler de yarışmacımız olmak isterseniz Diyanet TV web sayfasına girerek hemen üst kısımda yer alan formu doldurmanız ve başvuru yapmanız yeterli diyelim. Yarışmacılarımızı tanıyalım. Bana göre hemen sağ tarafta Zahide Elif Ataseven, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Heyecan durumu nasıl? Daha önce bir yarışma programına katıldınız mı? Radyoda. Lisede katılmıştım. Televizyonda hiç katılmadım. Lisede mi dediniz? Evet. Lisede yine televizyon muydu? Hayır, değildi. Canlı bir programdı. Canlı programda. Nasıl geçmişti? Yani çok heyecanlı geçmişti. Arapça bilgi yarışmasıydı. Bu şekilde. Şimdikinde de böyle karşınızda arkadaşınız var. Heyecanı zannediyorum o biraz daha bastırıyor. Evet, bölüşüyoruz heyecanımızı. Bölüşüyorsunuz. Ama kazanma hırsı geliyor mu insana? Gelmiyor şahsen, çünkü arkadaş olduğumuz için olabilir. Bence rakip olsaydınız tam anlamıyla, birbirinizi tanımıyor dahi olsaydınız herhangi bir hırs, dinleyicimizin, izleyicimizin özel bir hassasiyeti. Başka yarışma programlarında bunu görüyor ve izliyoruz. Karşı tarafı aman bitireyim, yeter ki bileyim, yeter ki kazanayım hırsı. Burada hiç olmadı zannediyorum, hiç olmayacak. Aslen nerelisiniz? Çankırılıyım. Ha, merkez mi? Evet. Pekala, selam edelim Çankırı'ya da. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İkinci yarışmacımız Rahime Saçan, hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Arkadaşınıza, rakibinize diyecektim, düzelttim. Arkadaşınıza olan o sevgi, ünsiyet, heyecanı bastırıyor mu sizde de? Evet, tabii ki daha rahat olmama sebep oluyor. Zaten burada sizin de söylediğiniz gibi ne biliyoruz, karşılıklı olarak bunu tartacağız şu anda rakip olmaktan ziyade. Sadece rakibiniz, yani yarışmacımız bilemediğinde cevabı şu deme şansınız yok. Maalesef. Yardımcı olamayacaksınız. Okuldaki destek olmayacak belki. Peki siz daha önce herhangi bir yarışmaya katıldınız mı? Hayır, sözlü olarak katıldım, herhangi bir yarışma olmamıştı. Bu ilk. İlk. Bakalım nasıl geçecek? Bakalım, göreceğiz. Peki, siz nerelisiniz? Yozgatlıyım ben. Peki, Yozgat'a da selam gönderelim. Ve izleyicilerimiz Türkiye'nin hangi şehrinden bizi izliyorlarsa selamlar olsun. Yarışmamıza başlıyoruz. İlk yarışmacımızın ilk sorusu geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Sorumuz bir ön bilgiyle başlıyor. İkinize de söylemiş olayım. Bir ön bilgi, bir izah, bir açıklama metni var. Bunu aktardığımda dikkat dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü zor bir soru. Onu dikkat dinlerseniz kolaylaşır. Ama dikkati çok veremezseniz kolay bir soru zorlaşabilir. Ama yine de kolay olacak inşallah her bir soru. Bilgimiz şöyle. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail yeryüzünde Allah için ibadet edilecek ilk mescidi Mekke topraklarında bina etmişlerdi. Issız topraklarda yükselen bu mabet Allah Teala'nın rahmet ve bereketinin en büyük tanığı oldu. Peki bu bilgiler ışığında yeryüzünde İbadet maksatlı yapılan ilk bina hangisidir? Mescid-i Kuba, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Mescid-i Aksa'yı çok iyi tanıyoruz. İsimleri böyle görünce biraz insanın kafası karışıyor ama Mescid-i Haram
olduğunu düşünüyorum. Peki. C şıkkı Mescid-i Haram. Dediniz ve şimdi de doğru cevabı görelim. Doğru cevap size 10 puan kazandırıyor. İlkinde bilmek iyi ile başlamak olur. Pekala, şimdi Rahime Hanım'ın ilk sorusu gelecek, hazırlarsa. Hazır. Peki. Yine bir izahla başlıyoruz. Doğumdan sonra çocuğunu, yani peygamberimizi bir süre yanında tutar. Ardından da süt anneye verir. Muhtemelen 4 yaşlarında onu tekrar yanına alır ve 2 yıl daha onunla beraber kalır. Hazreti Peygamber 6 yaşındayken oğlu ve Ümmü Eymen adındaki cariyesiyle birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıkar. Yolculuğun amacı ailenin dayılarını ve eşi Abdullah'ın kabrini ziyaret etmektir. Ancak Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken çok genç yaşta Ebva köyünde vefat eder. Bu bilgiler ışığında Peygamber Efendimiz'in annesinin ismi nedir? Halime, Ayşe, Amine, Zeynep. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Halime süt annesinin ismi olduğunu biliyorum. Ayşe de eşi Ayşe annemiz. Amine Hazreti Peygamber'in annesinin ismi olduğunu biliyorum elbette. C şıkkı Amine. Cevabınızı verdiniz ve şimdi de doğru cevabı görelim. Amine doğru cevaptır ve size de bir 10 puan kazandırmış olur. Ön bilgi deyince sanki zor bir sorunun başlangıcı hissi olmuş olabilir. Her sorumuzun önünde bu bilgi var. Bir amaçla da hani başta da söyledim ya, bilmediğimizi bilmek, unuttuğumuzu hatırlamak gayesi gidiyoruz. Bu çabaya Rabbim de bereket versin inşallah. Şimdi de ikinci sorunuz geliyor, hazırsanız. Hazırım. Çok zorlaşmadı canım. Tamam. Daha çok zorlaşmadı. Peki. Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimse. Efendimiz mümini bu şekilde tanımlamış ve ömrü boyunca inananlara en büyük örnek olmuş. Peki bu bilgi ışığında Hazreti Peygamber'e El Emin lakabı niçin verilmiştir? Hoşgörülü olduğu için, güvenilir olduğu için, alçak gönüllü olduğu için, sabırlı olduğu için. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Tabii ki bu şıkların hepsi Peygamber Efendimiz'in özellikleri. Ama El Emin, güvenilir olduğu için verilmiştir. B şıkkı. Peki. Şimdi doğru cevabı görelim. Muhammedül Emin'dir çünkü. O emin kimsedir. Hatta peygamberlikten önce de emin bir kimsedir. Sözü doğrudur. Davranışı doğrudur. Ve doğru cevaptır. Bir kez daha puan kazanırsanız eşittir 20 puan, yani 30 puana yükselirsiniz. Rahime Hanım'ın sorusu geliyor, hazırlarsa. Evet. Peki. Allah'ın kendilerini bereketli ve temiz kıldığı bir ailedir peygamber ailesi. Her salavat okuduğumuzda anlarız onları. Bu kutlu aile Hazreti Peygamber'in eşleri, çocuklarından oluşmakta. Bir keresinde peygamberimiz ailesini zikrederken Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin isimlerini anmış ve onları abasının altına alarak hayır duada bulunmuştur. Peki bu bilgiler ışığında peygamberimizin aile çevresine ne denir? Ehli suffe, ehli beyt, ehli kelam, ehli kitap. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Peygamber Efendimizin aile çevresine. Bunun cevabından eminim galiba. Ehli beyt, B ehli beyt. Peki, şimdi doğru cevabı görelim. Ehli beyt, ehli beyttir, doğru cevaptır ve size de 20 puanı kazandırıverir, eşittir 30 puanda olursunuz. Bakalım böyle mi devam edecek? İnşallah. Üçüncü inşallah. Tabii eşitlik durumu da olabilir. Henüz bu bölüme kadar rastlamadık ama eşitlik durumu olabilir. Bir kez daha yarışma imkanı sağlar size. Yani amaç kıyasaya bir rekabet, amaç muhakkak birini kazansın derdi değil. Yine de birinin daha yüksek puan alması gayesi belki bir kez daha sizler için de fayda sağlar. İzleyicilerimiz için de öyle olur. Geçelim üçüncü sorunuza.
ilk Müslümanlardan biridir. Hazreti Peygamber'in en yakın dostu ve hicrette yol arkadaşıdır. Servetini İslam için harcayan, kimsenin ona inanmadığı dönemde dahi Allah Resulü'nün en büyük destekçisidir. Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanların ilk halifesi olur. Mütevazı ve yardımseverdir. İyi bir yöneticidir. Dürüst kişiliğiyle bilinir, tanınır. Kur'an ve sünneti çok iyi bilir ve buna göre hükümler verir. Peki bu bilgileri düşündüğümüzde, Peygamberimiz hastalandığı zaman hangi sahabinin Müslümanlara namaz kıldırıp imamlık yapmasını istemiştir? Hazreti Enes, Hazreti Yasir, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Biraz kafamı karıştıran ayrıntılar var tabii. Ama verdiğiniz ön bilgiye dayanarak C şıkkı Hazreti Ebu Bekir diyor. Dediniz. Evet. Ve şimdi doğru cevabı görelim. Doğru cevap size bir 30 puan daha kazandırdı, 60 puana çıktınız. Tabii metnin içinde geçen ilk halife olması bilgisi. Ama soru, peygamberin namaz kıldırmak için görevlendirdiği kişi kim deyince bir an bir çok bilginin ne yana savrulacağını bilmediğimiz an, neyse ki doğru cevap. Doğru cevap olmasa da sorun olmayan bir durum. Evet. 60 puandasınız. Sizin üçüncü sorunuza geçelim mi? Bekliyorum. Peki. Mekke'nin ileri gelenlerindendi. Hazreti Peygamber'in putlarla mücadele sebebiyle ona düşman oldu ve onu aleyhinde en korkunç düşmanlarıyla işbirliği yaptı. Peygamberimize bundan böyle en yakın akrabalarını ikaz et mealindeki ayetin nazil olduğu anda akrabalarına bir davet verdi. Onlara peygamber olarak gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine ona düşmanlık besleyen amcası küstahça bir konuşma yaptı. Onu kendilerini atalarının dininden döndürmeye çalışmakla suçladı. Bu bilgiler ışığında. Peygamberimizin amcası olmasına rağmen ona düşmanlık eden, bu nedenle hakkında Tebbet suresinin indiği kişi kimdir? Ebu Leheb, Abdullah bin Ubey bin Selul, Ebu Cehil, As bin Vail. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Rahman düşmanlık eden. Tebbet suresinde ismi de geçiyor aynı zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Ebu Leheb. Cevabını verdiniz. Biz de doğru cevabı görelim. İçinizden Tebbet suresi okudunuz mu? Evet. 23 saniyede yetiştirebildiğim kadar. Pekala, doğru cevaptır. Sizi de 60 puana eriştiriverir. Devam edelim dördüncü sorularla. Şu ana kadar her sorunun doğru cevaba erişilmiş olması, yarışmanın içinde var olan ve hiç bitmeyen, bende de olan heyecanın muhakkak olmasını da hep istediğim heyecanın. Bence işi olan disiplinin alt zeminini oluşturur heyecan. Daha dikkat etmenizi sağlar. Çok rahatlık da hem yarışmaya hem izleyici karşısındaki tavra yansır. O yüzden bende de bir miktar var. Belki biraz daha kontrollü duruyorum sizden. Ama siz de oldukça sakinsiniz. Gayet iyi gidiyoruz. Bakalım şimdi dördüncü sorularda durum nasıl olacak? Hazır mısınız? Hazırım ve heyecanlıyım. Peki. Mekke'de yaşadıkları büyük sıkıntılardan dolayı dinlerini rahatça yaşayamayan Müslümanlar yeni bir yurt arayışına girmişlerdi. Peygamberimiz bu amaçla pek çok görüşmelerde bulunmuştu. Bu olay İslam tarihi açısından çok önemlidir. Hatta hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe suresi de 100. ayet bu olayı anlatır. Peki bu bilgiler ışığında Mekke devrini bitirip Medine devrini başlatan olay nedir, hangisidir
vahiy, hicret, Bedir, Bi'set. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Mekke devrini bitirip Medine devrini başlatan olay Mekke'den Medine'ye hicret olayıydı. O yüzden B şıkkı hicret. Peki, cevabınızı seçtiniz. Biz de doğru cevaba emin olalım. Doğrudur, hicrettir ve 40 puan daha hanenize yazılır. 100 puana çıkmış olursunuz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Devam edelim Rahime Hanım'ın 4. sorusuyla. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir. Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuğu anlatan ilk ayetinin meali şu şekildedir. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Bu bilgiler ışığında. Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuğu ifade eden terim hangisidir? Muhacir, Burak, İsra, Berat. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Burak o gece bindiği ata verilen isimdi. İsra ise bu yolculuğun adıydı, yürüme anlamına geliyordu. C. İsra. Dediniz, cevabınızı seçtiniz. Şimdi doğru cevabı görelim. Doğru cevaptır ve sizi 100 puana taşır aldığınız yeni 40 puanla beraber. Tabii benim sorunun cevabını aldıktan sonraki yüzümdeki tepkisizlik sizi bir an endişeye mi sevk etti? Biraz. Bir an durdunuz, öyle hissettim ben. Evet, bir korku. Ama bana basıyor. Verilen görev bu. Tabii. Onu ifa etmeye çalışıyorum. Sizi de yanıltmamak amacıyla. Şu ana kadar iki yarışmacımız da doğru cevapları verdiler ve 100'er puana gelmiş oldular. Sırada şimdi 5. sorular var ve ilk sorunuz geliyor. 5'in ilk sorusu size, ikincisi size olacak. Şöyle bir izahı, böyle bir ön bilgisi var. Mekkeli müşrikler İslam'ın daha fazla yayılmaması için Ebu Talip'le görüşüp yeğenine davet ettiği dinden dönmesi için nasihat vermesini istediler. Ebu Talip durumu peygamberimize anlattı. Bana da kendine de acı. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme dedi. Sonra da davasından vazgeçmesini istedi. Peygamberimiz ise ona tarihe geçen bir söz söyledi. Peki bu bilgiler ışığında peygamberimizin Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar asla bundan vazgeçmeyeceğim demesi, buyurması. Yani peygamberimizin bu sözlerinden bir Müslüman'da bulunması gereken hangi özellikleri çıkarılabilir? Azim ve sebat, feraset ve hikmet, cömertlik ve isar, merhamet ve şefkat. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Yani sebat etmek bir şeyde sabit kalmak, devamlı olarak o şeyde devam etmek anlamına geliyor. En yakın o şık geliyor bana. O yüzden A şıkkı azim ve sebat diyeceğim. Tercihinde bulundunuz. Ve biz de A şıkkı doğru mudur cevabı görelim. Azim ve sebattır, doğru cevaptır. Bu azim ve bu sebat bir anlamda Hakk'a bu teslimiyet, peygamberin yolundan vazgeçmeyeceğin o günkü işaretidir. Doğru cevaptır, 50 puan daha kazandınız ve 150 puandasınız. Bakalım size gelen sorunun cevabını doğru hatırlayabilecek misiniz? Bilecek misiniz demeyelim. Evet, programın ismi Siyer'i biliyor musun? Burada Siyer'i bilmek lazım geldiğine de bir işaret var aslında altında. Ama siz hatırlayacak mısınız diye sorayım. Çünkü hayatımızın bir evresinde ister İlahiyat Fakültesini tercih edelim, İmam Hatip Lisesi'ne gidelim yahut gitmeyelim. Ailede başlıyor ya terbiye ve eğitim, peygamber ahlakının öğretimi. Bu yüzden
hatırlayabilecek misiniz diye size yöneltiyorum. Temenni ediyorum. İnşallah. Şimdi sorumuzun izahı, ön bilgisi şöyle. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir hicret sırasında müşriklerin saldırısından emin olmak için Sevr mağarasına sığınmışlardı. Bir ara müşriklerin mağaranın girişine kadar geldiklerini fark etmişler, seslerini duymuşlardı. Hazreti Peygamber endişelenen Hazreti Ebubekir'i teselli etmişti ve bu esnada Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Peygamberimiz hicret esnasında Hazreti Ebubekir'e "Üzülme ya Ebubekir, Allah bizimledir." demişti ve bu Tevbe suresinde yer almıştı. Bu bilgiler ışığında Peygamberimiz hicret esnasında Hazreti Ebubekir'e "Üzülme, Allah bizimledir." buyurmuştur. Peki bu sözlerinden Peygamberimizin hangi özelliğini çıkarabiliriz? Ferasetini, ihlasını, ihsanını, teslimiyetini. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Soruların giderek zorlaştığını da böylece gördük. İhsan, ihlas, teslimiyet. İhlas ve teslimiyet arasında kaldım. İhlas samimiyet, teslimiyet kendini bırakmak. Son 5 saniye. Teslimiyetini demek istiyorum. Peki. Doğru cevabı hemen görmeyelim. Düşünelim o zaman. Arada gidip geldiniz. Evet. Hiç bakmadığım diğer şıklar olmamasını umuyorum şu anda. Peki cevabı görelim öyleyse. Doğru cevaptır. Bir minik endişeniz oldu çünkü ihsan da hani tamimiyetten gittiniz ya. İhlas, ihsan, acaba feraset o da belki düşünülebilir. Çünkü feraset de uzak görüşlülük anlamına geliyor. Ama teslim oluşun, Allah bizimledir. Biz tedbirimizi aldık, tam tevekkül anı. Doğru cevaba ulaştınız. 50 puan daha kazanıp 150 puana çıkmış oldunuz. Tebrik ediyoruz. Artık puan ederleri biraz daha artacak. Şimdi puan ederlerinin arttığı sorulara geçeceğiz. 6. soru için hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Ön bilgimiz şöyle. Efendimiz her bir iyiliğe karşı 10 mislinden 700 katına kadar sevap, her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır buyuruyor. Bu hadis Allah'ın hangi ismine işaret eder? Es-Sabur, El-Alim, Es-Semi, El-Kerim. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Yani bu hadisi şerifte Allah'ın iyiliğin karşılığını cömertçe vereceğini ifade ediyor Efendimiz. O yüzden D şıkkı El-Kerim. Cevabını verdiniz. Şimdi biz de doğru cevabı görelim. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir 150 puan daha mı? Yani sizi 100 puan daha eşittir 250 puana taşımış olur. Tebrik ederiz. Tabii burada isim anlamlarını bilmek de biraz hatırlamak da lazım geliyor. Belki de Es-Sabur cevabına yönelebilirdiniz. Ceza vermekte geciken, geciktirici olan. El-Alim biraz daha ayrı duruyor. Es-Semi ayrı duruyor. Ama El-Kerim doğru cevaptı. Lütfu Kerem'i bol olan sizi bir diğer puana taşıdı. Tebrik ederiz. Sıra sizde, hazır mısınız? Bekliyorum. Pekala. Şöyle bir ön bilgiyle başlayalım. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın esenlik veren olduğunu ifade etmiş. Bu yüzden namazlarda oturduğumuzda tahiyyat duasını okumamızı tavsiye etmiştir. Bu bilgiler ışığında Peygamberimizin Allah'ın isimlerini zikrettiği hadiste yer alan, Allah'ın esenlik veren, selamete ulaştıran anlamına gelen ismi hangisidir? Er-Rahman, Et-Tevvab, El-Hak, Es-Selam. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Esenlik, selamet, İslam kelimesinin de kökeni aslında olduğu için D şıkkı Es-Selam diyorum. Dediniz. Şimdi doğru cevabı görelim. Es-Selam.
Selm köküyle başlıyor. Çünkü kendi ismimin Selman'ın hangi anlama geldiğini... Evet, Selman'ı Farisi'den ama Selman bu ismi daha sonra değiştirmedi. Peygamberin değiştirmesini tavsiye ettiği isimlerden biri değil. Farslı bir, hatta Mecusi bir ailede dünyaya gelmişti. Hristiyanlık üzerine alimliğe koştu. En son peygamberi tanıdı ve Müslümanlıkla şereflendi. İsminin anlamı da selam, yani selm kökünden barış, erinç, huzur, selamet içinde anlamına geliyor. Hem bu ismi taşımaktan hem manaya gelmesinden ben de memnunum. Aileme minnettarım bununla ilgili. Sizlerin de iki güzel isim var ama anlamlarını sorarak programı farklı bir yerden devam ettirmeyeceğiz. Devam edelim yeni sorularla. Hazırsanız 250 puandasınız siz de. Bunu söylemeden geçmeyelim. 250'şer puan ama şimdi ne olacak? 7. sorular geliyor. Hazır mısınız? Evet. Peki. Zahide Hanım'ın ön bilgisi şöyle. Peygamberimiz Kur'an öğrenmeyi ve öğretmeyi teşvik etmiştir. Kur'an ayetlerini ezber imkanı bulamadan şehit olanlar da vardır. Onlara İslam'ın ilk şehitleri denir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de öğrenimiyle ilgili teşviklerin çoğu onu sadece ezberlemeyi değil, manasını anlamayı, muhtevasına vakıf olup gereğince amel etmeyi amaçlamaktadır. Nitekim sahabiler genellikle Kur'an'dan 10 ayetlik bölümleri ezberler. Bunların manasını ve bu ayetlerdeki emir ve yasakları öğrenmeden diğerlerine geçmezlerdi. Bu bilgileri hatırlayarak sorumuz şöyle. Hangisi hafız olan hanım sahabiden biri değildir? Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Sümeyye. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Bu beni oldukça zorlayan bir soru. Çünkü cevabını tam net olarak bilmiyorum. Hazreti Ayşe değil, Hazreti Sümeyye D şıkkı. Pekala. Doğru cevabı görelim. Doğru. Hazreti Sümeyye. Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Evet. Hafsa ise Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı. Evet. Yine peygamberin eşinden bahsediyoruz Hazreti Ümmü Seleme için. Hazreti Sümeyye'nin şehit olması gerçek, ilk şehitlerden dedik. Hafız olmaması ise henüz Kur'an'ın nuzulünün tamamlanmamış olması ile ilgili. Hafızlığını bitirmemiş olması ile ilgili ilk şehidimiz Hazreti Yasir ile beraber. Doğru cevaba eriştiniz. 250 artı 150 mi? 400 puan annenize yazılı verdi. Tebrik ederiz. Son saniye değişikliği niye yaptınız? Hazreti Ayşe'nin hafız olmayacağını düşündüm ama sonra o kadar çok hadis rivayet eden bir annemizin de hafız olamama ihtimali yok diye düşündüm. O yüzden öyle değiştirmek istedim. Şehadetle ilişkilendirince. Evet, evet şehadetle. Pekala. Şimdi sizin 7. sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Peki. Sorumuzun cevabı olan sahabi, Kureyş'in Abdüddar kabilesindendir. Babasının adı Talha'dır. Mekke'de Kabe kayyımlığı ile vazifeli olan sülalesi, cahiliye devrinde hicabetten sorumluydular. Yani Kabe'nin anahtarını taşıyan kimselerdi. Halid bin Velid'in de yakın arkadaşıydı. Ve onunla görüşmelerinden sonra Müslüman olmaya karar verdi. Daha sonra beraber Medine'ye gittiler ve orada Hazreti Peygamber'in huzurunda İslamiyet'i kabul ettiler. Efendimiz onların geldiğini görünce ashabına, Mekke ciğerparelerini size gönderdi diyerek onların gelişinden duyduğu memnuniyet ifade etti. Bu bilgiler ışığında. Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz Kabe'nin anahtarını kime vermiştir? Ali bin Ebi Talip, Osman bin Talha, Ömer bin El-Hattab, Hamza bin Abdülmuttalib. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Bu sorunun cevabını galiba bizzat bilmiyorum ama verdiğiniz ön bilgiler sonucunda
Osman bin Talha, Talha'nın oğlu Osman olduğunu düşünüyorum. B. Osman bin Talha. Cevabını verdiniz. Şimdi doğru cevabı görelim. Osman bin Talha. Ön bilgi işinize yaramış oldu. Fazlasıyla. Ama bir taraftan diğerlerini eleme imkanınız da vardı. Hazreti Ali'nin olmama ihtimalini, Hazreti Ömer'in olup olmama ihtimalini, Hazreti Hamza'nın olmama ihtimalini devreden çıkardığınızda tek bir isim kalacaktı. Ve cahiliyede de onlar bu görevi sürdürdükleri, üstelik de Müslümanlığın teşrif oldukları için bu göreve layık olmuşlar. Tebrik ediyoruz. Puanınız sizin de. Hangi ismi kullanalım bu arada? İstediğinizi kullanalım. Zahide Elif mi diyelim? İkisini kullansanız daha peki, emin olurum. Rakibiniz olmayan arkadaşınız Zahide Elif Hanım'ın puanındasınız. 400 puan. Tebrik ediyoruz. 8. sorulara geliverdik. Eşitlik bozulmadı. Şu ana kadarki yarışmalarda eşitliğin ara ara yükselip alçaldığı, puanların da artıp azaldığı yarışmalar izlemiştiniz. Şimdi bakalım bugünün sonucunu ben de merak ediyorum. Uzun bir ön bilgi var. Dikkatli dinlemeniz lazım gelen, sizin de size soracağım, lütfen dikkatli dinleyeceğiniz, dinlemenizi umduğum ön bilgiler. Hazırsanız başlayalım sizinkine. Peki. Bedir gazvesinden önce Mekke'de Müslüman olur. Bu sebeple babası tarafından hapsedilerek zincire vurulur ve hicret etmesine izin verilmez. Hudeybiye Antlaşması'nda Mekkelilerin temsilcisi olan babası Suheyl bin Amr ile Hazreti Peygamber antlaşma konularını görüşüp yazılı metni imzaya hazır hale geldikleri sırada Mekke'de hapsedildiği yerden kaçan gencin ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görülür. Bunun üzerine Süheyl, yani gelen kişinin babası, peygamberden antlaşma gereğince oğlunun iadesini ister. Efendimiz bu gencin muaf tutulmasını gerektiğini söylediyse de Süheyl bunu kabul etmez. Ve oğluna işkence etmeyeceğine dair söz verdiği halde onu sürükleyerek götürmeye başlar. Müslümanları derin bir üzüntüye sevk eden Yevm-i Ebi Cendel, Cendel'in günü diye anılacak bu olaya çok üzülen Efendimiz genci teskin etmeye çalışır. Ve Kureyşlerle yaptığı antlaşmaya sadık kalacağına dair Allah'a söz verdiğini, Allah adına da söz verdiğini belirterek ona sabır tavsiye eder. Şimdi bu bilgiler ışığında Hudeybiye Antlaşması sırasında müşriklerden kaçarak Müslümanlara sığınan bu genç kimdir? Ebu Dücane, Ebu Turab, Ebu Cendel, Ebu Süfyan. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Ebu Süfyan'ın olmadığını biliyorum. Ebu Dücane'yi tanımıyorum. Ebu Turab da değil. Ebu Cendel olduğunu düşünüyorum. C şıkkı Ebu Cendel. Cevabınızı verdiniz. Şimdi doğru cevabı görelim. Ebu Cendel doğru cevaptır ve sizi 600 puana çıkarır. Tebrik ederiz. İbretli, acılı, hisli, tuhaf bir gündür. Müslüman olmuştur. Ailesi buna mukavemet göstermektedir. Ve onu zincire vurmasına rağmen kaçabildiği suretle çöl ortamında gelebildiği yolda ayağındaki zincirlerle ne kadar ciddi bir acıyla bu yolculuğu yaptığını düşünürsek. Ama Hazreti Peygamber Allah adına söz verdiği için ve rica etmesine rağmen babasına gerçekleşmez, tekrar geri götürülür. O gün de Cendel'in günü diye anılır. İbretli bir gündür. Teslimiyetin herhalde çok ibretli anlarından bir tanesi. Kesinlikle. Devam edelim. Sizin sorunuz gelsin mi? Gelsin. Peki. Siz de 400 puandasınız. 600 puana çıkacak mıyız? Aynı yerde kalacak mıyız? Bir sonraki soruda mı ileri geçeceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi ön bilgimiz şöyle. Sahabi, Kedicik babası künyesiyle meşhurdur. Sufi ashabındandır. Peygamberimizden çok hadis rivayet edenler arasında yer alır. Resulullah'ın yanında bulunduğu süre içinde dünya hayatına ve menfaatlerine hiç önem vermemiştir.
Bazı kimselerin ganimetlerden daha çok pay almaya çalıştığı zamanlarda Hazreti Peygamber'in ganimet talebinde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini isteyecek kadar ilme düşkün bir sahabidir. Peki bu bilgiler ışığında Ashab-ı Suffe'den olup en fazla hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabi kimdir? Ali bin Ebi Talip, Ömer bin Hattab, Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. İsminin kökeni de çok hoşuma giden bir sahabidir. Kendisi kedileri sevmesi açısından. C. Ebu Hureyre diyorum. Cevabınızı verdiniz. Doğru cevap mıdır bakalım? Doğru cevaptır. Ve size de 200 puan daha kazandırır, 600 puana taşıyıverir sizi. Evet, meşhur bir sahabidir. Asıl ismi ve künyesi farklıdır ama Ebu Hureyre diye bilinir. Kedilerin babası, kedicik babası diye. Velhasıl bir anlık dikkat, belki soruda bu bilgi geçmese kafa karışıklığına yol açabilir. Sizi de 600 puana taşımış oldu. Devam edelim şimdi 9. sorularla. 9. sorulardaki fark şöyledir. Soruyu size ben aktarmayacağım. Video soru olarak gelecek. Soruyu dikkatli dinleyin. Ön bilgi olacak, soru olacak. Cevaplarını ben size aktaracağım. Bakalım Zahide Elif Ataseven için soruyu kim sormuş? İzleyelim. Hem cahiliye devrinde hem İslam döneminde cömertliği, muhtaçlara düşkünlüğü ve yardımseverliği ile tanınır. Cömertliği ve yardımseverliği nedeniyle Ümmül Mesakin, muhtaçların annesi, hamisi olarak anılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmül Mesakin lakabıyla tanınan eşi kimdir? Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Rukiye. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Hazreti Zeynep'le ilgili bir bilgim var ama emin değilim. Ama diğer şıklarla ilgili herhangi bir bilgim de yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Yanılıyorsam da öğrenmiş olurum. B şıkkı Hazreti Zeynep. Dediniz. Bakalım doğru cevap bildiğiniz cevaba yakın olan mıydı, o muydu? Görelim cevabı. Doğrudur. Çok sevindim. Tebrik ediyoruz. 850 puan anlamına gelir. Hanenize yazılır. Şimdi de yine bir video sorumuz var. Öncelikle bu soru için Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilaver Gürer hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım sizin sorunuzu kim soracak? Ben de şıkları aktaracağım. Video sorumuzu izliyoruz. Buyurun. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Medine'de İslam'ı tanıtmaya başladı. Birinci ve ikinci Akabe biatlarında da hazır bulunan sahabi, ikinci Akabe biatında grubun en genci olarak ilk biat eden kişi oldu. Medine'deki öğretmenliği esnasında Musab bin Umeyr'i evinde misafir eden sahabidir. Hicretten sonra ilk ölen, cenaze namazı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kıldırılan ve Ensardan Baki mezarlığına ilk defnedilen sahabi kimdir? Musab bin Umeyr, Talha bin Ubeydullah, Ubey bin Ka'b, Esad bin Zürare. Şimdi sıra sizde. Süreniz başladı. Bu soruda pek bir bilgim yok açıkçası. Fikir yürütmek için de herhangi bir ön bilgiye sahip değilim galiba. Birini seçebilirsiniz. Öyle yapacağım. Ubey bin Ka'b diyorum. Pekala. Cevabınızı verdiniz. Aklıma gelmedi şu anda. O ya da bir başkası doğru cevap olabilir. Ama bir tahmin ya da fikir olmadı bununla ilgili. Evet, yani şu an tarihleri de düşünebilmek adına pek sürem olmadı. Sürenin kısıtlı olmasından dolayı biraz heyecana kapıldım. Süreyi galiba orada görmeseniz mi acaba?
Ama ben bu defa 10 saniye kaldı, 5 saniye kaldı, evet, hatırlatacağım size. Bu kez de zihnim kayabilir. Sorun değil ya. Pekala. Doğru cevabı görelim. Esad bin Zürare size bir 250 puan daha kazandırmamış oldu. Ama bu bir hakikaten kayıp değil. Hem sizin nazarınızda hem de bir sonraki sorunun cevabı zaten 300 puan değerinde olduğu için şartlar bir anda değişebilir. O yüzden hala biz yarışmanın en başından beri biri kaybetti, biri kazandı şeklinde söylemiyoruz. Daha çok puan alan, daha düşük puan alan. Ama en çok kazanan kim bilemeyiz. Belki ben, belki de bu yarışmanın teşkilinde çaba sarf eden arkadaşlarım, belki de ekran başında bir izleyici. En çok kim kazanıyor bilmiyoruz. Sadece birimiz evine biraz daha mı kitap götürebilir? Evet. Kütüphanesine ekleyebilir ya da olmayan bir kitabı tedarik edebilir. Rabbim hayırlısı nasip etsin. Bu soru için de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Sezai Küçük hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve şimdi geliyoruz 10. sorulara. Bakalım 10. sorular nasıl şekillenecek? Sizde daha kısa bu kez bir izah, sizde daha uzun bir izah var. Yine dikkat dinleyin, bakalım doğru cevaba erişebilecek miyiz? Medine'ye hicret ile birlikte İslam tarihinde yeni bir dönem başlamış ve İslam toplumu şekillenmeye başlamıştı. Ahlaki değerler, Müslümanların hassas olması gereken konular bu dönemde gelen ayetlerle inananlara bildirilmişti, ibadetler açıklanmıştı. Peki bu bilgiler ışığında oruç ve zekat hangi tarihte farz kılınmıştı? Hicretin 5. yılı, hicretin 2. yılı, bisetin 4. yılı, bisetin 3. yılı. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Gelmeden önce haccın farz kılındığı tarihi görmüştüm. Ama oruç ve zekatı tam bilemiyorum. Ama hicretin 2. yılı daha tanıdık geliyor. 2. yıl diyeceğim. Son karar. Pekala. Doğru cevabı görelim. Doğru cevaptır. Hicretin 2. yılı size 300 puan daha kazandırmış olur. Çok şükür. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizin sorunuza geçelim. Biraz uzun bir metin. Ancak cevabı da içinde barındıran, yönlendiren bir metin. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Kelimeler yardımcı olacak mı? Şöyle ki, Tebük seferinde tüm Müslümanlar katılmak veya gidenlere yardım etmek için bütün imkanlarıyla seferber olmuşlardı. Münafıklar ise katılmamak için bahaneler uydurmuşlardı. Hazreti Peygamber yolun uzak, mevsimin sıcak oluşu nedeniyle yalnız güçlü bir bineği olanların bu sefere katılabileceğini söylemişti. Bu yüzden sefere katılmak için can atan ancak imkanı olmadığından dolayı binek bulamayan 7 sahabi sefer öncesi Hazreti Peygamber'e durumlarını arz etmişler ve Hazreti Peygamber de kendilerine binek temin edemediğini söyleyince son derece üzgün oradan ağlayarak ayrılmışlardı. Bu durum imkanı müsait olan ashabı harekete geçirmiş, binek ve yiyeceklerini temin ederek onların İslam ordusuna katılmalarını sağlamışlardı. Birçoklarının bahane uydurarak geri kalmaya çalıştığı bu mübarek sefere bu 7 yoksul sahabi meşru mazeretlerine rağmen ne pahasına olursa olsun katılmak için çok çaba sarf etmiştir. Böylece azim ve samimiyetleriyle İslam tarihine geçmiş, haklarında Tevbe suresi 92. ayet nazil olmuştu. Bu bilgiler ışığında Tebük seferine katılmak istemelerine rağmen binek hayvanı bulamadıkları için katılamayan, bu nedenle ağlayan 7 Müslüman Kur'an-ı Kerim'de nasıl isimlendirilmiştir? Bekkain, Tevvabin, Gafilin, Mutmain. Şimdi sıra sizde, süreniz başladı. Tevvabin olmadığını biliyorum. Kelime kökü açısından da gafilin olmadığını düşünüyorum. Bekkain ve Mutmain arasında kaldım şu anda. Bekkain.
Mutmain. Mutmain Kur'an'da çok geçen bir tanım aslında. De mutmain son 3 saniye demek istiyorum. Peki, bekain niye demediniz? Kelimenin kökünü hatırlayamadım açıkçası. Tevvabin tövbe edenler evet. anlamında aklınıza geldi. Gafilin gaflete düşmüş evet. olanlar belki. Burada böyle bir durum yok. Mutmain, tatmin olan, doymuş olan anlamına geliyor. Buradan size bir fikir verdi. Biraz öyle yani anlamının daha ılımlı olması beni o cevaba çekti ama... Bekain kelimesinin ne anlama geldiğini söyleyeyim mi size? Beka, doğru cevabı görmeden. Biliyordur aslında bunu. Beka kökünden mi geliyor şu an bilmiyorum. 2K var ama... Yepki'yi düşün. Aa ağlayan. Doğru cevabı görelim. Aslında bildiğiniz... çok bilince bazen belki de o muydu? O demekti. Şurada ayette, hadiste şöyle geçmişti. Size doğru cevaba eriştirmedi. Ama bizim nezdimizde kaybeden değilsiniz. Bu yarışmada var olduğunuzdan ve bizimle beraber bu yarışmayı icra etmemize katkınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu kez tam puanla ayrılıyorsunuz yarışmamızdan. Özellikle birkaç soruyu yakın zamanda bakmak ve hatırlamak imkan sağlamış oldu. 1150 tam puan. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu güzel yarışmada eşliğiniz için biz de size minnettarız. Sağ olunuz. Efendim ekran başındaki siz değerli izleyicilerimiz, biz bu yarışmayı sadece kıyasiye mücadele için yapmadığımızı arz etmiştik. Amaç hatırlamaktı, bildiğimizi bir kez daha düşünmekti ve hayatımıza tatbik etmekti. Teslimiyetiyle, yaşam tarzıyla inşallah faydalı olmuş olur. Benim için, sizin için, her birimiz için bu maksatla yeni bir bölümde yeniden görüşeceğiz. Siz de yarışmamıza başvuru yapmak isterseniz Diyanet TV web sayfasına girince ilgili başlığı göreceksiniz. Siyer'i biliyor musun'a bekliyoruz. Hürmetle, esenlikler dileriz. Türkiye Diyanet Vakfı yayınları sundu.